Merhabalar. Merhaba, ben Zeynep. Ben de Gökçe. Tanıdığınız üzere artık. Arkadaşlar, bugün sizinle Paris Games Week üzerine biraz konuşacağız. Sony'nin konferansı üzerine konuşacağız. Ondan önce kısaca da şu iki günde olanlarla alakalı bir merhaba diyelim, hem yeni arkadaşlara dedik, hem de konsolosluğuna tekrar bir teşekkür ederim buradan dedik. Biz kendilerini bizzat tanımıyoruz. Ama arada görüyoruz, hep bize destek oluyorlar. Çok tatlılar gerçekten. Buradan tekrar teşekkür ederiz. Çok da güzel bir hareket başlatmışlar. Evet, harekette mesajları da çok güzel. Yani benim de bilmediğim kanallar vardı. Evet, evet. Hem de birbirimize destek olmalıyız zaten. Kesinlikle. Ondan sonra bir de yeni gelen arkadaşlar için birazcık kanalımızı tanıtalım. Merhaba diyelim istedik. Buyurun, lütfen. Evet, dediğim üzere ben Zeynep. Başka da bir şey bilmenize gerek yok. Yani işte, kanalımızı tanıtmak gerekirse oyun, dizi, kitap, film diye özetliyorum ben kanalı. Evet. Sevdiğimiz oyunları bazen ilk 15'te, bazen ilk bir saat, ilk 15 dakika çok komik olurdu. İlk bir saat bazen hepsini oynayıp izlenim, bazen birimiz oynuyoruz, birimiz oynamıyoruz. Evet, ilk izlenim çekiyoruz genelde. Bazen favori incelemi videolarımız olarak çıkabiliyor, evet, oyunlar. Yani, kısaysa aslında hepsini oynuyoruz. Yani ne seviyorsak onu yapıyoruz. Evet. Kendi aramızda yaptığımız muhabbetleri bir iki sene önce falan dedik, YouTube'a taşıyalım. Belki ilgilenen insanlar olur. Belki onlar için de keyifli olur. Öyle diziler, şey, filmler de böyle. Hiçbir zaman çok ciddi, kendini çok ciddiye alan bir inceleme şeklinde değil. Her zaman değil. Keyifli, keyif kendi aldığımız şekilde sohbet, evet, şeklinde. Yani kendi deneyimlerimizi yansıtıyoruz aslında. Tükettiğimiz eğlence öğeleri üzerinden. Böyle bir konseptimiz var arkadaşlar. Sağ olsun bizi takip eden, düne kadar da takipçimiz olan arkadaşlarımıza böyle küçük bir komünitemiz vardı. Şimdi biraz daha büyüdü. Size de hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber güzel güzel, saygılı, güzel bir şekilde devam ederiz diye biz de umuyoruz aynı şekilde. Evet, bakalım Paris'te neler olmuş? Paris'tedir umarım, Paris Games Week. Yani zahmet. Hiç nerede olduğuna dikkat etmediğimi fark ettim söyleyince. Güzel oyunlar açıklandı. Şimdi olay yaşanmadan önce, etkinlik yapılmadan önce işte söylentiler çıktı, işte 7 tane oyun duyuracak Sony falan diye. Aslında duyurdular da bayağı bir şeyler de, öyle beklendiği gibi çok büyük bir şey pek çıkmadı aslında. Ama bildiğimiz oyunlara güzel şeyler gösterdiler. Evet. VR için güzel bir şeyler gösterdiler. Evet evet. Benim bir de balık hafızası biraz. Her böyle haftada böyle etkinlikte bu açıklandı, bu açıklandı diyorum. Mesela sonrakinde, bir öncekinde açıklandığını bildiğimi hatırladığım Spider-Man, Detroit, Far Cry 5 var sanırım. Onlar da ilgimi çektiği için. Hı hı. Tamamen yeni açıklanmış ne var? Ghost of Tsushima mı? Ghost of Tsushima. Evet, galiba o Sucker Punch'ın yeni oyunu, o yeni açıklandı. Bir de birkaç tane ufak tefek oyun var. Çok ciddi büyük bir şey yok başka. Evet, Ghost of Tsushima demişken beğendin mi, gördüğün kadarıyla ilgini çekiyor mu? Yani teaser gibi bir şey yayınladılar. Aslında doğru düzgün işte gameplay falan göstermediler. İlgimi çekmiyor. Benim yani samuray olayı çok ilgimi çekmediği için, bir de aksiyon oyunu çok fazla oynamadığım için, çok seçerek oynadığım için benim ilgimi çekmiyor. Ama Sucker Punch iyi aksiyon oyunları yapan bir firma. Şey, stüdyo. Sony'nin kendi stüdyosu artık. O yüzden güzel bir şey çıkacaktır. Ondan eminim yani. Benim çok ilgimi çekmedi. Ya çünkü çok tanıtımı çok Amerikan vari duruyor. Ha, ama Amerika tabii hikayesi değil. Böyle animelere yani İngilizce seslendirme olunca da hoşuma gitmez. Onun gibi bir dublajlı izlenim verdi gibi sadece. Yani konuşmalar çok etkileyici bir seçimi, coming soon diyen adam yapıyormuş çok gibi. Etkileyici bir trailer değildi. en başta açıklanan oyunlardan The Gardens Between'i beğendim biraz. Merak uyandırdı. Brothers ya da Oxenfree gibi böyle bir macera, ya macera da ne diyorlar ona? Yürüme, walking simulator gibi bir şey mi? Yani Brothers walking simulator değil, ama Oxenfree de değil Oxenfree, yani şey gibi, böyle arkadaşlar adventure oyunu beraber yürüyüp bir macerayı atıyorlar gibi, ama action adventure gibi değil yani. Evet evet, aynen, macera oyunu desek çok yanlış olmaz evet, bence. Evet, o güzel görünüyor. Ben onu hatırlamıyorum, hangisi Gardens Between?
En başta bu Ghost of Tsushima'dan önce. Ben oraları kaçırmışım. Bir dalmışım ben orada herhalde. Böyle zamanı kontrol edebilme şeyi eklemişler galiba. Böyle bu yürü macera şeyine. Tamamen yeni. Böyle gidiyor gidiyor gidiyor, sonra zamanı kontrol ediyor, geri gidiyorlar. Hepsini de izledim ama bilmiyorum. En başta. Şu an çıkaramadım onu. En başta. Benim sevindiğim duyurulardan bir tanesi Spelunky 2 duyuruldu. Ve Guacamele 2 duyuruldu. Guacamele 2 duyuruldu. İkisi de çok başarılı oyunlardı, birincileri. Yani Spelunky hatta Switch'e de gelse çok güzel satar diye düşünüyorum. Böyle, bu güzel bir haber. Kesinlikle duyurulabilir. Guacamele 2 çok güzel görünüyor. Yani biraz zor görünüyor ama zor tabii ki. Nötr bir yaklaşım. Bazen zor çok severim, bazen de zor diye bırakabilirim. Çünkü izleyenler bilir zaten. Renklere kayan çizgilere göre, böyle bir şey, şeritlere göre zorluk değişiyor gibi duruyor. Çok zaten ilk de bayağı başarılı bir oyundu yani. Hem çok eğlenceliydi hem de oynanış olarak da kaliteli bir oyundu. Evet. Concrete Genie'ni açıkladılar. Çizdiğimiz şeylerin canlandığı. Ama tam olarak oyunun tarzını ya da mekaniğini anlamadım ama. Evet. Sanatsız bir oyun. Puzzle'ımsı görünüyor. Bir bully zorbalık olayı var oyunda. Öyle bir tema var. Yani bir 5 kere falan gösterdiler. O kısa trailer'da. Sanatsal bir oyun gibi, böyle sanat tasarımı güzel. Unfinished Swan işte, falan. Unfinished Swan'a benziyor birazcık. Ama yani o kadar da benzemiyor aslında. Yani şey gibi yani, sanat evet. Kullanıyor hani böyle yani, bir. Evet. Yani görsel olarak güzel olacak ama biraz da pek orijinal olmayacak gibi duruyor bence. Benim ama ilgimi çekmedi o kadar. Benim de çekmedi pek. Ama var böyle bir şey. Erika interaktif drama olarak sunulan. Evet, bu işte Playlink oyunları bunlar değil mi? Sony'nin çıkardığı işte bu telefondan birbirimizle etkileşim kurarak oynadığımız oyunlar. Bence bu türün en güzel oyunları zaten işte Erika gibi korku oyunları. Evet. Çünkü arkadaşlarınla toplandığın zaman hani böyle bayağı keyifli şeyler dönebiliyor diye düşünüyorum. Last of Us Part 2 açıklandı. Part 2 açıklanmadı. Part yani şeyin trailer'ı gösterildi. O da daha önce gösterilmiş miydi acaba? Hayır efendim, gösterilmemişti. yeni karakterler gösterdiler. Mesela şeyden emin değilim, o eli mi mesela, o asılan kadın, emin değilim. Çünkü suratı Ashley Johnson'a çok benziyor. Ama yani son yayınladıkları trailer'daki Ellie de hiç benzemiyordu falan, bilmiyorum. O yüzden kafalar karışık, suratı çok benziyor. Bir de bu yani son trailer çok biraz aksiyonlu bir haldi. O nedenle hani biraz karanlık, biraz ıslak, dayak yemek yani falan. Şey, çok hardcore bir trailer yapmışlar, böyle pis yer pis diyorsun. İnsanlar, gerçek canavarlar insan diyorsun falan. Kesinlikle. Bunu zaten American Horror Story söylemişti. Evet. Herkes söylemişti bir yerden sonra aslında. Artık söylemeye gerek var mı bilmiyorum ya. Bayağı bir VR oyunu açıklandı. Benim not aldıklarım, aklımda yer edinenler, merakımı uyandıranlar. Resident Evil 7. League of War, o da VR arena olduğu için. Transference, bir önceki teaser'ından da beğenmiştim, ilgimi çekmişti. Resident Evil'ın nesi acaba o ya? O öyle bir VR modu falan gibi bir şey mi? İşte Biohazard diyor, başka da bir şeyini bilmiyorum. Öyle bir şey herhalde. Evet, özel bir ona yapılmış belki. Gibi. Expansion'dır belki. Final Fantasy balık tutma oyunu, Monster of the Deep. Bayağı şey ama böyle canavarımsı monster yani. Bazıları öyle, bazıları büyük balık gibi duruyordu falan. Böyle hani Final Fantasy seviyorsanız alın size balık tutma modu şeklinde. Birçok oyun vardı VR'da. Transference'ı E3'te göstermişti Sony galiba, yanlış hatırlamışam. Evet, ilginç böyle bir Elijah Wood'la falan bir şeyi vardı. Trailer göstermişti. AI temalı bir şey hatırlıyorum, konu tam hatırlıyorum ama. Ama böyle daha mystery bir şeyler hatırlıyorum. Gizemli falandı ama bu sefer pek bir şey göstermediler. Renk gösterdiler. İşte yani mekaniği sanki mi? Oyun içi gibi gösterdiler. Hala gizemini koruyor yani. evet. Evet, tüm oyunlar VR, eğlenceli gibi duruyor aslında. VR demişken, teknolojisini güzel yürütüyorlarsa yani, al hepsini oyunu. Sony'nin desteklemeye devam etmesine seviniyorum tabii. Çünkü yani Vita gibi onu da yarıda bırakabilirdi. Ama VR şu an yani benim ilgimi çekecek düzeyde gelişmiş bir teknoloji değil. Yani şu an bilmiyorum, pahalı bir boş uğraş gibi geliyor bana birazcık. Ama geleceğin teknolojisi olduğunu da düşünüyorum.
Umarım böyle desteklenmeye devam eder de gelişir gelişir biz de güzel zamanlarında oynarız. Evet ya, gelecekte tüm oyunların VR olmasını istiyorum. Hiç olacak yani gerçeklik ya. Oyun istemiyorum böyle. Oturdum bilgisayar masa başındayım gibi hissetsin hiç istemiyorum. Ya herhalde garip bir şey olur, his olur o zaman şu an oynadığımız şekilde oynamak ama her oyunda VR olmaz bence ya. Hepsi öyle olsun, böyle ayrı bir gerçeklik gibi olsun, 5. boyut falan olsun şey yani. Şey tamam. Yıllardır bunu istiyorum ben. 5. boyut. 5. 4'ü atladım. 4'ü atladın yani. En sevdiğim şeylerden biri nasıl, yani biliyorduk aslında Far Cry 5'te couch co-op olmadığını, online co-op olacağını biliyorduk zaten ama Happy Together şeklinde böyle çok çok sanki çok neşeli bir oyunmuş evet. gibi tanıtım yapmaları benim çok hoşuma gitti. O tezat evet, şeylerden, trailerlerden güzel oluyor. Evet. Eğlenceli görünüyordu. Far Cry, biz seviyoruz bayağı Far Cry'i. Hep mission'ları da beraber oynayabilsek keşke diye Zeynep'le hep söylüyorduk. Ama işte bu sefer de gidin sen bunu sadece online co-op yapın. Ama yine de yani o da bir güzel bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Bayağı bütün şeyi, hikayeyi co-op oynayabiliyorsun. Evet, bu şekilde arkadaşın. Her şey. Çok güzel. All missions demiş. Evet, benim Far Cry'de en sevdiğim şey ortalıkta gezinmek, hani outpost almak, hayvanlarla, doğayla uğraşmak. Missionları daha önce sevmemiştim ama hikaye kötü diye değil. Dünya o kadar güzel ki. Yok, ben evet, ben yani şeye gıcık oluyordum ya Far Cry 3'te mesela. 4 de öyle galiba, 4'ü daha oynamadım da. Haritayı kilitliyor ya Ubisoft, ona gıcık oluyorum. Yapma yani, bırak açık dünyaysa bırak bütün haritayı gezeyim yani. Oyunun yarısına gelmeden işte görev olarak mesela ikinci yarısını açmıyor. Evet. Denge sorunu için açmıyordur büyük ihtimal ama bir rahat bırak insanı yani lütfen. Yani oluyor oyunlarda öyle şeyler. Ölüyoruz, bir daha oraya gitmiyoruz ya. Öğrenebiliriz yani bize. Yani, güvenebilir. Hani gerekirse daha zor yap. Büyük ihtimal daha zor yapmıyorlar da o yüzden diye düşünüyorum. Destiny 2'nin expansion'ını gördük. Bizlik oyun değil. Oynamıyoruz. Call of, fikrim yok Call yani. Of Duty World War 2. Onu da oynamıyoruz. Ben merak ettim ama işte hayat, Horizon, oyun sayısı var. Horizon expansion'dan biraz yine bir böyle trailer'ımsı bir şey gösterdiler. Horizon Zero Dawn'ın expansion'ı vardı. Ayrıca Monster Hunter World duyurdular. Değil mi? Evet. Ve Monster Hunter World'de PlayStation'a özel ne yapabiliyoruz? Horizon'daki ablamız olarak oynayabiliyoruz. Evet. Adını unuttuğum Aloy. Aloy olarak oynayabiliyoruz. Evet. God of War'da göründü. Bir kez daha. Insomniac tarafından yapılmakta olan Spider-Man. Daha önce Insomniac neydi oyun? Sunset Overdrive sayesinde. mekanikleri çok güzel olacak. Oradan buraya çok güzel hoplayacağız, zıplayacağız diye umduğum bir açık dünya. Çok güzel özetlediniz. Evet, öyle olacağını düşünüyordum. Şimdi onu ben aklımda öyle yer etmiştim. Hı. Ama bu Paris Games Week'te gördüğüm trailerde görüyorum ki hikaye kısmını da güzel yapıyorlar tabii. gibi duruyor. O zaman şimdi ben bu güzel gibi görünmekte olan hikaye kısmına şöyle bir Batman'deki gibi böyle bir bayağı interact edebileceğim open world'umsu bir şey birleşsin. Ben kafama göre böyle böyle ata ata gideyim. İşte suçluları yakalayayım. Ya ikisi de olsun istiyorum. Şimdi bunu daha önce söyledim ama bir kere daha söylemek istiyorum. Bana deseler ki Gökçe, Spider-Man oyunu yaptır bize. Bir stüdyoya git. Ama stüdyoyu sen abi seç. Şuradan Spider-Man. Kimi seçerdin biliyor musun? Zeynep'ine esprilerle bugün. Lahmacun yaptırır gibi. Kimi seçerdin Zeynep? Insomniac. Insomniac seçerdim arkadaşlar. Çünkü Insomniac yaptığı her işi o kadar güzel yapıyor ki ve sanat tasarımı olarak bence Insomniac'ın eline su dökecek. Insomniac'ın eline su dökecek. Stüdyo çok az. Gerçekten çok az. Hani Sunset Overdrive oynadınız mı bilmiyorum. Mesela içerik olarak değil ya da hikaye olarak daha eğlence odaklı, daha basit bir oyundu. Ama bence bu çok güzel bir şey zaten. Sırf eğlence odaklı yapılan oyun o kadar az ki şu an. Sunset Overdrive bunlardan bir tanesiydi, shooter olmasına rağmen bir yerde. Ama yani bu kadar mı güzel bir sanat tasarımı olur ya? Yani şey, charm akıyordu böyle. Albinisinden yanmıyordu. Akıyordu yani. Bu kadar güzel renkli bir dünya olur. Soundtrack'i falan da çok güzeldi. Punk bir soundtrack vardı. Ya ne yapayım bu akşam diyorsun. Oynuyorsun, keyif alıyorsun. Tabii ki, evet, böyle evet, rahat kesinlikle. Bir oyundu yani. Yani onu birazcık önünü tıkayan şey oldu ya. Xbox
exclusive olması oldu. Yani Xbox'a özel olduğu için ve Xbox One PlayStation kadar satmadığı için önü tıkandı bir yerde. Hani çok beğenen olmasına rağmen işte şey oldu. Hatta geçen hafta bir tweet attılar. Birisi sormuş ikinci oyunu yapacak mısınız Sunset Overdrive'ın diye. Publisher bulursak, yayıncı bulursak yapacağız demiş onlar da. Umarım bulurlar. Sony yani ilk oyunu Sony reddetti biliyorsun. O zaman Xbox'a gittiler. Yani Sony başına taşlara vursun bence ve şimdi koşarak gitsin. Harika ya, harika bir stüdyo yani. Ratchet & Clank'ten de biliyorsunuz zaten ne kadar güzel işler yaptıklarını. Ben evet. bayılıyorum yani. İyi ilerliyor gibi duruyor Spider-Man yani. Spider-Man evet. Mükemmel olacak arkadaşlar. Yani Spider-Man'le ilgili tek sıkıntı şu olabilir. Hikaye açısından şu an konuşamıyorum. Çünkü bilmiyorum Insomniac'ın o yanının ne kadar şey olduğunu. Yani Ratchet & Clank'ların hikayeleri güzel ama şimdi bu büyük nasıl diyeyim şey bir proje yani böyle güçlü bir proje olduğu için yani oyununu henüz bilmiyorum ama görsel açıdan bu oyunun muazzam olacağından eminim. Umarım yanılmam diye düşünüyorum. Aksiyon açısından da mesela zaten trailerlarda görüyorsun yani o ne kadar organik ne kadar mükemmel fiziği var yani. Oyun. Evet. Bu trailerda mekanikten çok diyalog ve hikayeye biraz daha göstermeye evet, yoğunlaşmışlar. Hikaye. Bunu sevdim. Bu güzel bir yaklaşım. Çünkü bir öncekinde biraz daha mekanik bir şeyler gösterler. Çok kısa da olsa. Çok güzel olmuş İkincide bence. De bakın hikaye ortamımız da olacak evet. diye. Buradan Detroit'e bağlamak istiyorum. Hikayeden çünkü bağlı. Detroit her, bir önceki şeyinde, bir önceki tanıtımında da, bu tanıtımında da aynı tema üzerinden gidip diyalog ve diyalogla nasıl hikayeyi değiştirebileceğimize. Başka tema yok ki. Ha. Ama yani tam onu gösterip durumu o zaman. Neyse ben şimdi Detroit'i ilk gördüğüm andan beri merak ediyorum. Bir önceki trailer'ı da diyaloğu biraz hafif mi kaçmış dediğim türden bir şeydi. Ama biraz bir, yani hep şeyi anlatmaya çalışıyor. Bakın değiştirebilirsiniz. Değişik seçenekler seçerek hikayenin böyle, gidişatını değiştirebilirsiniz. Bu sefer koymuşlar zaten 50 tane seçenek falan evet. artık ekranda görünüyor. This could have been different falan filan. Oynamış kadar oldum. Ve şey ben bu kadar aile içi şiddet duygusallığından seçip hani nereden vursak çok evet. alkış toplarız gibi bir konu seçmeleri yerine sanki oyunun başka bir mekaniğini, başka bir açısını gösterecek bir yana gitselerdi benden daha çok puan alırlardı. O nedenle şu an bir ilerleme kaydetmedi Detroit benim için. Şimdi şeyi anlıyorum. Mesela AI konusunda şey değiliz. Yani hepimiz çok yeniyiz. Yeni yeni işte tamam kurgu bir süredir var. Bu konuda romanlar vesaire bir süredir yazılıyor ama yine de hani gerçekleşme olasılığı sürekli yaklaştığı için duyusal bir sentient dediğimiz AI'ın hani yine de yeniyiz diyebiliriz yani bu konularda. Mesela oyunlar ciddi buna eğilmeye başladı. Yani var tabii eski oyunlar da var şimdi. Yani edebiyatta eskiden beri var en azından. İşte daha iyi yazarlar olması gerek. Yani işte şey o acemiliği anlayabiliyorum. Hani AI açısından hani ikilemleri yansıtmak istiyorlar. Çok temel gelen artık karşılaştığımız ikilemleri de yansıtmak istiyorlar ama... diyalogların biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben. İki trailer'da da çok beğenmedim diyalogları. Yani biraz daha bilmiyorum daha iyi yazılabilir gibime geliyor ama oyunu da görmek lazım işte. Bir de bu hem zor bir konu, yeni bir konu olduğundan hem de hem bilime hem felsefeye uzanan bir konu. Evet. O nedenle bence AI ve benzeri bilimsel ikilemde kalınan konularda ya bir alanının uzmanı yani beşeri bilimlerden uzmanı olur. Bilim kurgu hikayeler, romanlar yazan deneyimli bir insan olur. Hani şey gerek dışarıdan bir insan, bir ekibimsi bir şey gerek yani. Evet. Sadece sadece oyun diyaloğu yazarları değil. Evet. Hadi şu oyunu yazmıştık şimdi bunu yazalım şeklinde değil de daha bir uzman topluluk. Ya işte şey de değil ama yani bilim kurguda genel olarak iyi yazar bulmak bir herhangi bir proje için zor diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla iyi proje olmuyor nedense yani. Hani film endüstrisinde de olmuyor o kadar fazla yani. O nedenle diyorum mesela bilim kurguda iyi roman yazan birisi varsa o çalışmak istedikleri ona rica edip onu da almalılar falan gibi. Danışman olarak. Çünkü o kadar az iyi yazının olduğu bir alanda bir de onun da aşağısına iniyorsun şey daha da daraltıyorsun tabii. grubu falan evet, oyun kesinlikle. Yazarı olarak. Bakalım ama yani. Bakalım nasıl olacak.
belki hani daha genel yanlarını paylaşıyorlardır trailerlarda ama İki trailerdır her şeyi değiştirebilirsin. Ama yani o vurucu noktasını şey yapması lazım yani bak seçimlerin önemli diyor oyuncuya yani. De niye ikinci seferdir ya. Diyor. Yani başka bir şey yok mu? Evet ama bu şey trailer diğerinden biraz daha iyiydi. Biraz daha sertti en azından. O açıdan beğendim ben yani. Sen aile içi şiddet açısından ben hani duygularımla oynanmış gibi hissediyorum. Evet, biraz çünkü ama yani. Yine de bence şeydi yani biraz daha ciddiydi bence. O açıdan daha çok beğendim. İzlenimler böyle. Beklediğimiz oyunlar aynı. Evet. Bakalım ileride neler olacak. Herkese tekrar hoş geldiniz demek isterim. Evet ben de diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben biraz hasta olduğum için böyle kısık sesle konuşuyorum bu arada. Normalde daha heyecanlı bir insanımdır. Bunu da bilmenizi isterim. Birden neden bağırmaya başladı diye düşünmeyin bir sonraki videolarda. Peki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.